Hayır, bağlandım yine. Pardon, canlı yayın. Şimdi nasıl sevgili seyirciler? Hoş geldiniz. Biraz önce yayınımıza katılamayanlar için bir kez daha geliyor. Gelemiyor. Gördüm şimdi seni. Aa, böyle hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor üstünde. İlk defa açanlar için heyecan verici olabilir. Böyle kalsın abi. Reytingi nereden alsak kârdır. Arkadaşlar bugün 3 milyonu hedefliyoruz. Evet. Çünkü sonuçta biz de bir Survivor sayılırız. Nasılsınız? İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Canlarımız bizim canlarımız. Aa, Şükran Ovalı geldi galiba. Bir göz gördüm ama Şükran Ovalı mıydı? Anlayı kaçırdım. Şükran'dı, Şükran'dı. Şükom benim. Gülhan, Şükran, Joynaz, canlarım benim falan. Arkadaşlar açılışımızın 75 bin olması tüyler diken. 75 bin mi? Ay ben devam edemeyeceğim. Ezgi gel yüksekte bırakalım. Kapat. Zirvede kapat, screenshot al. Biraz omzunu çıkar. Valla çıplak sandı millet bizi. Hadi. Zirve çok soğuk. Biz aile çocuklarıyız. Şuranı kapa. Zirve çok soğuk. Niye kapatayım ya? O zaman ben de çıkar. Ne Şaka yaptım. var? Şaka yaptım Ha. arkadaşlar. Ben çıkarırsam takipçi yok olur. Biraz önce 3 milyon rekorunu yakaladık sevgili Enis. Şerefine emmi oldu. Evet, Survivor'da Acun abi canlı yayın açtı. Biz de yarışmacıları olarak 3 milyonu hedeflemiştik ve gerçekten 3 milyonu gördük abi. Evet, aynen Bizi öyle. Survivor'da izlediniz mi millet? Hakikaten izleyen bayağı güzel yorumlar yapanlar vardı. Var mı arkadaşlar? Bir şey demeye çalışıyoruz burada. Ezgi sen konuşurken tutuk konuşuyorsun biliyor musun? Hakikaten mi? Sanki böyle oyunculuğa yeni başlamış cümlenin devamı yok mu? Yemin ederim bak öyle gibi. Ya da çok heyecanlısın canlı yayın açtığından dolayı. Bir tutukluk var sende şu an. Canım benim. Hadi benim taklidimi yapsan biraz oyunculuk görsünler. Nasıl mesela? Anlatsana. Survivor'da yapacağım onu. Survivor'da nasıl rezil olduğunu yapacağım. Sen çalıştın mı? Ne yapacaksın? Çalışmadım. Ama aklıma Sevgili geldi. 83 bin kişi. Biz yine çalışmadık bir şeye. Göbek Arkadaşlar. dağıtmayalım dedik bu hafta. Canlı yayını bile zor açtık arkadaşlar. Ezgi bezelye yapmış bezelye. Bezelye. Bezelye yiyip yani birbirimize karşı ayak uzatmakta. Hiç canlı yayını açsak mı açmasak mı tembelliğinden sonra dedik. Hadi açalım be. Bekleniyoruz be dedik. Kimse Vallahi beklemiyor öyle, büyük aynen ihtimal. öyle. Hem biraz da muhabbet edelim yani. Aşağıdaki yazıları geçen hafta heyecandan okuyamadık bile. Biraz daha interaktif bir muhabbete dönelim istedik. Seyirciyle aramızdaki o duvarı yıkmak istedim bir yandan da sevgili. Gerçekten. Ben de doğallık seviyorum. Duvar sevmiyorum. Yani her şeyi Aynen öyle. bilsinler, Aynen görsünler. öyle. Bulgur pilavıyla bezelyeden sonra ünlülük diye bir şey zaten olamaz. Veis Bey diyorum. Ediyorum. Allah şaka İsimler mi? yaptım. Gerizekalı dava açıyormuş herkes. Veis Bey. Şaka yapıyorsun. İlk bana açsın. Ben Veis Bey diyorum. Ne diyecek davada? Sarıkan gaz çıkardı dedi bana mı diyecek? Ne? Bu niye açıyor? Sen konuşmama kararı mı aldın panikte? Ben bu konuda konuşmama Saçmalama. Davalık olacaksak birlikte olacağız. Veis Bey diyordun sen de. Arkandan konuşacağını şu anda yüzüne söyle. Adamcağızım. Söyle. Ne olur. Ben tek başıma davalık bir olamam. şey Ben çok soracağım. korkarım Bir sana. şey soracağım. Videoyu görüntülemeden sadece açsam oradaki kişileri şey yapalım mı? Taklit edelim mi? Hadi. Açsana. Ay çok uzun sürer ama ben bir hiçbir şey çalışmadık ha, ciddi söylüyorum. Aman biz neye çalışabiliriz ama ya ışığım kötü çünkü Ezgi gitti ring light'ı aldı. Ah Ezgi. Ne yaptı?
Abajur koptu. Niye öyle nazar Ha, oldu? üstü çıkmıştır be. Bartu Küçük Çağlayan'ın nazarı, yemin ederim. Bu da ne kadar dandik, gittin bunu mu aldın ya evine? Aman aman aman, kim geliyor? Kral geliyor. Arkadaşlar. Bakanım kendisinin altındaki aslanını dahi kapıda karşılayıp içeri alıp daha sonra kadını dahi kapıda karşılayıp Aradı içeri alıp put. daha sonra kadını dahi kapıda karşılayıp içeri alıp daha sonra kadını dahi kapıda karşılayıp içeri alıp daha sonra kadını Ezdi dahi kapıda karşılayıp içeri alıp daha sonra kadını dahi kapıda karşılayıp içeri alıp daha Ah, sonra çok özür dilerim. Bu abartılı bir kadını kapıda oyunculuktu. karşılayıp içeri Reis alıp Bey, sakın beni daha dava etmeyin. Ben sadece şüphelendim. Ben Reis Bey, yıllar evvel bir tane sanatçımız da öyle değil mi? Yapmıştı, gaz çıkarmıştı. Şey, hatırlar mısın? Ezgi, şu an aklıma geldi. Eser söyle. Yener'lere konuk gitmiştik de. Evet. Finalde Ferhat Göçer şarkı söylüyordu. Ferhat Göçer dedi ki, Ezgi'niz final, kalkın dedi. Evet. Sen de böyle kalkarken dedim ki, Ezgi dedim, donun patladı, pantolonun patladı, kalkma dedim. Sen böyle yan gözünle fermuarıma baktın. Ben arkadaşlar tamamen böyle attı Doğru önüm. söylüyorsun. Ben unutmuştum bunu. Senin Ferhat çünkü Göçer o durmadan zaman böyle. 18 yıllık arkadaşlığımızda sürekli pantolonun patlardı ama. Ama onlar nazardı. Bu sefer başka bir şey oldu. Doğru İşte, söylüyorsun. onlar nazardı. Arkadaşlar Ferhat Göçer durmadan böyle yapıyor. Enis gel. Diyor ki Ferhat Bey. Ferhat Bey gelemem. Gelemem, nereye geleyim Ferhat Bey? Açıp izleyin, anlarsınız. Ezgi'yle böyle böyle şeyler yapıyoruz birbirimize. Neyse, güzel hikaye anlattım ha. Hadi iyi Çok gidiyorum. güzeldi. Aynen öyle. 80 8 yıl. Canlı yayında hiç rezil oldun mu? Canlı yayında rezil oldum mu? Evet. Ya. Yok, oldum mu? Burnunda bir şey var. Şaka şaka. Allah korusun. Yok aşkım, olmadım. Benim de Sen hiç bir oldun mu? faciam olmadı çocuk. Pardon? Oldu mu lan? Aman aman aman, kim geliyor? Daha dün konuştuk. Yalan Ha söylemedi abi. ama sen Allah oradaki korusun. rezillik değil ki. Nazar. Nazar da değil. Ya kime göre, neye göre? Arkadaşlar, benim canlı yayında yok ya, benim bir tek dalaverim oldu işte. Meşhur değildim. Sabah Tümer'e konuk gittiğimde Şebnem Bozoklu'yu yarattırdım hayranım gibi. Şebnem de benimle en insana çok hayranı falan konuştu. O kadar, benim tek yaptığım canlı yayın rezilliğim oydu. Başka yok. Hatırlar mısın onu? Kendine övgüler yağdırdın. Kendime öyle durmadan Şebnem böyle yapıyor. Sesini değiştirmiş. Bir de çocuk sesi çıkarıyor. Böyle yapıyor. Sen çok iyi bir oyuncusun. Kalbim seninle Oo, falan. kızdım yine. Ben de böyle böyle şeyler yapıyorum. Ay, çok berbattı ya. Ezgi saçın demiş biri. Niye, ne var Ezgi'nin saçında? Ezgi, bir aşk acınızı anlatsanıza diyor. Aşk acısı mı? Biz aşk acısı çekmeyiz. Asla, dün onu konuştuk. Dün değil, bugüneniz. Aa, Evet. günler bugünler çok değişti. Aynen. Günler birbirine karıştı. Arkadaşlar, biz öyle şeyler çekerken de gülmeye başlıyoruz. Ne yapmaya başlıyoruz? Gülmeye başlıyoruz ya böyle Ha, ay, şeylere. biz yan yana geldiğimizde hiç iyi olmuyor. İnsan acı bile çekemiyor. Biz çok gülüyoruz. Gerçekten ağlamamız falan 2 dakika sürüyor. Sonra hemen şaka yapıyoruz birbirimize. Ve sonra kalkıp göbek atıyoruz. Ultra cool bir ilişki. Berbat bir ilişki belki de, Enis, biliyor benim bugün musun? izlediğim program nasıldı abi? Olağanüstü. Anlatsana. Dünyanın en cimri kadını, yani pardon, dünyanın en cimri insanları konuşuluyor. Kadın işte anlatıyor. Diyor ki hiçbir şey evde fişe takılı değil. Ondan sonra sürekli elektrik sayacına gidiyor, bakıyor. Onları not alıyor. Sonra böyle yaptı. Bir de onu Türkçe seslendirmeyle düşünün. Banyom o kadar temiz ki dersleri yosun bile tutmadı. Çünkü duşu hiç kullanmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar, karı bitleniyor. Arkadaşlar. Şeyde jimnastik salonu diye smart spor salonunda üyeliği varmış.
çok şükür orada kesenin ağzını açmış da üye olmuş. Duşunu sürekli orada alıyormuş. Ve klozetin yanında bir pet şişenin içine çişini yapıyormuş. İşiyor. Arkadaşlar sarı sarı idrarları biriktiriyor sifonu çekmemek için. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası diyor ki bir de özrü kabahatinden büyük. Efendim onlar bir internette görmüş zilli. Onlar gübre olarak kullanılabiliyormuş. Onları da sonra üretici bahçeye... firma. Allah kahretsin seni be kadın. Boyun devrilmesin. Gerçekten arkadaşlar hayatımızda kimseye beddua etmedik şu kadına ettiğimiz kadar. Ya belki sinirimiz bozuldu. Hiç sevmem pintilik. Hiç. Şey ya. Ne buzlu? Buzluğun fişini 12 saat takıyormuş, 12 saat takmıyormuş. Evet. Etler bozulmuyor diyor. Prize sayaç takmış zilli. Diyor ki 12 saat sonra çözüldüğünde tekrar dolmaya başlıyor. Allah senin cezanı vermesin kadın. O et kokmaz mı ya? Sevgilisine ne sormuştu sevgilisine? Sevgilisiyle birlikte yaşamaya karar veriyorlar. Elektroniklerini getirirken diyor ki mikrodalga için bunun kaç kilovolt, yok volt, kaç volt olduğunu söyler misin diyor. Elektrik hesabını yapacağım diyor. Adam da diyor ki ne bileyim. Diyor ki ama bunu söylemen lazım. Bu şekilde yaşayamayız birlikte. Şükran kakasını yer o pis demiş. Arkadaşlar karıcüğüz aç. Yemek falan yemiyor. Neydi? Çöpten topluyordu ya zıkkım yesecek. Evet şeyleri yemekleri gidip çöplerden ayıklıyormuş. Ve onları yiyor gösteriyor bayağı. Ormandan... Ve de masaya, özür dilerimiz gibi masaya sunarken böyle yapıyor. Ormandan bir şeyler topladım. Halbuki yarısı çöp yarısı orman. Buyur Ezgi. Aynen. Ne oldu? Aynen deyip beni kenara atma. Yo sen anlat ya. Başka ne oldu işte? Başka bir şey olmadı arkadaşlar. Berbat yani. Bütün sadece 9-13 üretimi bir fırın. Çok yumurta yiyorum çünkü tavuklarım var. Doymak için tavuğu var diye sürekli yumurta yiyor. O da tavuk yumurtayı evet, yapar. Kısalarımı pişirmek için bu fırını kullanıyorum. Yani ocağımı düzenli olarak kullanıyorum. Tüm kızartma işleri için. İğrenç bir görünümü var ama gerçekten umurumda değil. İğrenç bir görünüm var ama gerçekten umurumda değil. Çünkü onu da sokaktan bulmuştur ocağı. O ocak alır mı pinti? Yapımı fırın onunla devam ediyor hayatına. Bir de böyle yapıyor arkadaşlar. O ocağın zıkkımı vardır ya çevirirsin. Neye Ezgi o? Mandala. Mandal. İşte. Düğmesi. Teşekkürler. Arkadaşlar ve hiç bozuk değil diyor. Kadın düğmeyi çeviriyor. Düğme döndükçe dönüyor. Asla çalışmıyor. Sen AirPods çekilişi falan mı yapacaksın bu akşam? Yok be. Biz reklam almıyoruz. Bazıları bu konuda tereddüt ediyor. Peki etler ne olacak? Biraz eriyip sonra yine donacaklar. Bunun olduğunu hiç görmedim. İnanılmaz abi, inanılmaz. Berbat bir tip. Size o kadını sonra gösteririz. Bayağı detaylı inceleyeceğiz. Müthiş tipler vardı. Gerçekten korkunç. Evet, Survivor'ı izlediniz mi? Ezgi'nin rezilliğini gördünüz mü? Hadi be oradan. Bir rezilliği, birinci ben oldum. Konuşmaya gerek yok. Yanlışlıkla oldu. Cemal Can Zeki'ydi de oldun. Nisa Zeki değil mi demek istiyorsun? Nisa ama Çek. Evet, doğru. Kızcağız kurban olurum. Her şeyin bunun Türkçesini bilmiyorum ki dedi. Yazık. Anladın mı? Benim zaten Türkçem yoktu. Ben de biliyorsun full İngilizce konuşurum. Benle Nisa ya fool. Ya. Arkadaşlar en utandığım şey neydi biliyor musunuz? Gerçekten aramaya utandım. Aramaya mı utandım? Acun Alıcalı'yı aramaya utandım gibi. Peanut geliyor. Arkadaşlar Nisa bana dedi ki bir çikolata, işte çikolata, işte bir şey falan ve onun içinde ne vardır dedi ve çikolatanın markasını söyledi, öyle bir şey. Ve ben peanut dedim. Arkadaşlar. Ezgi ne yapıyorsun? Bir şey anlatıyor dostum. Yo ben hazırladım sadece. Tamam. Onu. Arası arkadaşlar peanut nasıl dedim sana Saydap gibi yemin ediyorum. Allah'ım dedim inşallah atarlar atmamışlar o kısmı. Peanut diyorum ya. Sen hayatında peanut mı gördün? Kro. Program biter bitmez. Sen daha canlı değildi. Enis aradı böyle yaptı. Ben peanut dedim. Ne yapalım? Abi seni Saydap. Düşeceğim. Neyse ki bana kıyamadılar da düşmedim. Yine bana kıyamıyor bana oldukları. Kıyamışsın. Yoksa var ya.
Şişlenme keyfi. Göster ne göstereceksin? Göster. Yo, ben şey o kısmını bul, yani videoyu açtım da o kısmını bulmak için şey yapmadım. İlk yarışmaya başladığımız an peanut kısmı işte. Bu bir fıstık değil. Böyle güzel, çok güzel tadı. Öyle bir çikolata var. Fıstıklı olur. Burada da şeyli olur. Peanut. Peanut değil işte. Böyle güzel. Peanut? Arkadaşlar peanut dedi. Ne kadar ayıp. Sen kimsin? Sen hayatımda peanut'ı gerçekten hiç kullanmadım. Ama her gün yiyorsun. Peanut yerim. Ama adını peanut ağzıma almam. Hayır sen hep bana dersin ya. Ezgi herkes çehre yazıyor. Arkadaşlar Ezgi'nin kelimesi çehreydi. Çehre. Ve bakın altında da yasaklı kelimeleri var. Ezgi Cemalcan'a böyle yaptı. Çehre. Ben nebahat diyecektim ya. Ya o kadar değil ki. Bana bak beni dinle. Çehre dedim. Müthişti. Ve inanılmaz bir... Bilirdi de 13'te kaldı. Olsun yine de rekor bizim. Evet rekor sizin ama... benim rekor olabilirdi. Çünkü o kadar hırslıydık ki. Ben arkadaşlar bize akşam 12'de canlı yayına aldılar. Akşam 12'de. Anlatabilir miyim Ezgi bunu sence? Acuk Bey. Ben sorumluluğu almıyorum. Anlatıyorsan anlatıyorum. Ne güzel sen hiçbir şeyin sorumluluğu almayıp almayıp başım hep daha bağlık. Eğilmesi. Şunların arkasına bana dolma mı yedireceksin? Adi kadın. Arkadaşlar saat 12'de aldılar bizi. Neyse 12'de başlayacağız dediler. Sarp, Gupse, Ezgi, ben FaceTime yaptık. Ve inanılmaz stresliyiz. Bakın yemin ederim size Gupse falan böyle yapıyordu. Ellerim buz gibi diyor FaceTime'de. Diyorum ki benim de öyle. Ya inanılmaz bir korku sardı bizi. Ezgi en rahatımızda her zaman gibi. O sonlara doğru böyle bir panikledi değil mi? Ben sizin heyecanınızdan gerildim. Bana göre ha boş niye heyecanlanayım? Canlı da değil. Hani orada montajlarlar ederler. Rahat rahat eğleniriz işte diyorum. Bir de ben çok severim o oyunu. Ve arkadaşlar biz deli gibi beklemeye başladık. Ve önce hangimizi alacaklar ve hangimiz yarışacak diye. Ve bir anda Gupse kayboldu. Ve geri dönüşünü sen anlatsın. O havalı geri dönüşünü. Arkadaşlar gittim birinci benim. dedi. Sen hiç yarışma diyor. Sen hiç yarışma. Ben çok iyiydim. Ya aslında çok uykum vardı ama şu anda sizin rezil olmanızı izleyeceğim. Uyumayacağım. Bütün motivasyonumuzu diyor. Düşürdü. Benim ellerim artık morg oldu. Peki morg. Senin sürekli şey yapması. Ay birazcık üşümeye başladım ya. Ben en iyisi yatayım. Uykum geldi zaten. Biz bekliyoruz bu arada. Tabii oranın saat farkından dolayı da. Uykum saatler geldi. Geçti bu arada. Çok bekliyoruz arkadaşlar. Gerçekten aynen kameranın karşısında böyle hazır bekliyoruz. Artık FaceTime açtık. Onlar arayana kadar. Sonra ikinci Ezgi bir anda FaceTime'dan kayboldu. Evet aynen. Ezgi kayboldu ve Ezgi de büyük gururla ben 14 13. diye geldi. 13 müydü? Şehreyle 14 olabilirdi. 13 diye geldi. Sarp Arda Sarp hiç kendine güvenmiyordu. Değil mi? Sarp evet hep bir şeydi. Bir de bebeğin uyuması da orada. Sis kuzum benim nasıl temkinli konuşuyor. Evet Sarp'ın bebeği olduğu için böyle pis konuşuyordu. Ya ve da Ezgi... belki yani öyledir herhalde değil mi? Ondan da diye düşündüm ben. Çünkü bayağı fısır fısırdı. Yani sonra Ezgi alındı. Sonra ben alındım. Size yemin ederim bakın ellerim buz gibiydi. Zaten kurabiye canavarı gibi anlatışımdan görmüşsünüzdür. Berbattım. Tüküre. Öyleyiz. Sürekli. Arkadaşlar böyle anlatıyoruz kelimeyi. Bakın kolu kopasıca ya. Böyle böyle ya. Berbat iki tip. Neyse sonra şey ben anlattım. Ne oldu sonra? Ezgi hikaye yokmuş ki bu hikaye. Finalin yine yok Enis ya. Senin bütün hikayelerin böyle. Ama işte burada arkadaşlık Zeki Alasya Metin Akpınarlık burada devreye girer. Tamamlayacaksın. Ben ne diyeceğim buna şimdi? Yalan bir hikaye. Mesela çok orada Sarp bayılmış olabilir. Biz orada bayılmıştı. Bayağı kendini getirmek için işte falan. Gene de onun da devamı yok. Sonra ne oldu? Sonra ben yayından çıktım. Anında grubu bıraktım. Hemen pijamalarımı giydim. O kadar rahatladım ki. Çünkü gerçekten 4 saat falan bekledik. Ekran. Oh, ne güzel her şeyi anlatıyorum. Acun Bey... Acun Bey burada mı 3 milyon olduktan sonra gitti mi? Bu akşam Survivor'ın ekmeğini yiyoruz ha. Aa, ünlüler var ha. Ezgi alttan geçiyor. Hasibe, İbrahim bayağı.
Oğulcan burada. Ezgi Eyüboğlu geldi. Oğulcan, Seda Sayan nerede ya? Biz fan club'ız, bunu biliyorsun. Seda bacım nerede ya? Hakikaten ha. Ne olur ya. Ben bak, ünlü Seda bacım. Bir şey diyeceğim. Ezgi, senin birinci olacağını biliyorduk. Bir de Şapşal Sarp, Bartu'ların programı gidip dedi ya, işte Bartu birinci oldu falan. Herkes zannetti ki Sarp birinci oldu. Bütün magazine falan çıktı. Raşel hoş geldin aşkım. Anneme ben de ulaşamıyorum demiş Oğulcan. Raşel hoş geldin. Oğulcan, Seda Sayan'a nasıl ulaşamazsın? Dur ben arayayım abi. Raymond'ı görebilirler derken beni niye saymadınız? Ünlü değilsin aşkım. Tik mi var orada seni görebilirim? Nickini bile söyleyemem. Raymond Falitiko. Bak Sedef takip edin ama güzel. Güzel yemekleri yapar. Tiki var, hemen gördüm. Aşık'a Novalı burada. Oğulcan Sabahattin Er burada. Sabah Oğulcan stüdyoda o sıranı bulmaya çalışıyorum. Sabah Veysi Bey mi değil mi stüdyodaki? İsim verip durma be adam be. Aman artık davayı açacaksa açsın işte Veysi Bey. Söylüyorum ama. Ki. Tamam, bu gaz olayı gelmiş ama... onu. Bak bezeliye bundan... değildin deme öyle. Büyük konuşma öyle kaykılırken, bana Allah korusun. Bezeliye. Biz yapmayız ki öyle şey. Ben hiç yapmam. Tabii gerçekten. Ben giyirme bile bilmem. Gerçekten bilmem. Aynen. Belki kilon ondan olabilir mi? Gaza atamıyor. Gaza atsa rahatlayacak uşak. Ayça, seni gördüm kuzen. Bir şey söyleyeceğim. Bir program indirdim. Kapışalım mı? Hadi. Kiminle kapışacağım? Seyirci seçeceğiz. İsteyen arkadaşımız varsa o da olabilir. Reklam mı aldın? Reklam aldıysan dürüst ol. Yok be, reklam yok, manyak mısın? Niye yok Ezgi? Yorumları takar mısınız? Takarız abla. Ezgi, niye reklam yok? Gelmiyor mu aşkım? Yok, yapmıyoruz aşkım. Konuştuk kaç tane. Geyik mi yapıyoruz oğlum? Konuştuk ya daha ikinci gün. Salı günü konuştuk. Şaka yaptım Ezgi'cim. Niye üstüme geliyorsun, bir şey yap demedim. Bizim reklama ihtiyacımız yok demek istedi arkadaşım. Haklı. İnşallah yarın bütün markalar arar. Evet. Ya bu arada sadece göz kalemini söyleyip çıkacağım. Bir ekrana çekilir misin? Ya canım çok şey istiyor. Böyle it's a brownie intense falan. gel bitti. Bak mesela brownie'li benim anlaşmam olsaydı ben burada kalırdım. Başka markalarım varsa ben gideceğim. Aynen öyle. Yok be, brownie'den falan da reklam almadık. Valla şaka yapıyor Ezgi. Ezgi ne buldu? Mısır üstünde doğru. Avon Ruj. Allah seni, avonun yüzü ben olurum Ezgi. Düşünsene benim öyle. Dur abi. Bak bu o. Ne? Tamam, daha reklam yapma. Tamam neyse. Bir dakika, çok üzüldüm. Burada bir silgi var. Şunun reklamını yapalım. Sevap be. Benim İngilizce de yanımda duruyor. Yine bu markaya da sevap olsun. Vallahi bunu aldım. Çok içimden geldi. Şu kaleme... Görüntün gitti. Hah, geldin. Geldin mi? Evet. Ezgi, İngilizce dersi için. Ezgi, kalem Sir diye bir kalemim var. Adı kalemsör. Vallahi güzel reklam yaptılar. Yemin ederim bir kuruş para aldıysam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Şundan mı para alacağım? Parti alayım mı canlı yayına? Sakın alma. 90 bin olmuşuz. Ona mı ettin? Aa, hak ediyor. Al ve at hadi. Boş ver. At. Ölümü gör at. Uygun değildir Ezgi. Nasıl değildir? Biz hep uygunuz o aldığında. Doğru söylüyorsun ha. Aa, ne güzel ya, ben böyle bekliyorum beni atsın diye. Sen de ona at. Doğru söylüyorsun. Yallah diyeceksin, atacaksın Ezgi. Çok basit mantık. Sadece pik noktası çok önemli. Aynen. En iyi yerde atacaksın aşkım. Ders aldın sen. Ama artık bunu bildiği için hemen girip kendisi de çıkar. Yapma şimdi. Dur, bir şey söyleyeceğim. Şu oyunu oynayıp kapışalım mı? Ama nasıl yapacağız? Teknik olarak onu bilmiyorum. İsteyen bizim arkadaşlardan varsa onları Ezgi da... Ezgi ya, çok özür dilerim. Aydın Kumaşçılık reklam istemiş. Aydın nokta Kumaşçılık. Selamlar. Evet. Tamam, pardon.
Arkadaşlarımızı alıp mı yapalım diyorsun? O da olabilir. Bizimkilerden isteyen varsa bir ses etsin. Hadi kime Aa, alalım? Bartu J'ye Ay konuşalım. Bartu Hadi ben istediği. Bartu'yu anlatıyorum. Hadi anlat ya. Hadi at beni. Okey, tamam. At beni. Sevgili arkadaşlar, bakalım yapabilecek miyim? İndirdim programı, tamam mı? Bartu'yu anlatmaya çalışacağım. Bakalım gelebilecek mi J Reis? Evet. Bak bak, ayağa kalktı. Saç düzeltiyor bir de. Bizim çok sevdiğimiz oyun var ya, yasaklı kelimeler falan filan var biliyorsun. Tamam. Tamam mı? Bir tane sana kelimeyi ben anlatacağım. Sonra Tamam. yine birini seçip anlatacak. Okey midir? Tamam anlaştık. Tamam, başlıyorum. Başladım şu anda. Neyin yasaklı Bak. olduğunu ben bilmiyorum, değil mi? Ay, ben anlatacağım. Hepsini ben biliyorum, sonra göstereceğim. Dur. Kundaklamada kullanılır mesela. Bebeği Na mi, binaları mı? her şeyi ne çıkartır o kundaklamada, ne çıkar? Kundaklama derken yani hani Evet, evet. evlilik, alev, Doğru söyledin biraz önce. Dur. ateş, Evet. Ha. yangın. Evet, aynen. Onun olduğu bir şeydi, tamam mı? Yangının olduğu bir şey. Ha, evet. Yangın duası. Berkun Oya'nın Devlet Tiyatrosu'ndaki Allah oyunu. seni kahretmesin. Bunu anlatamayacağım. Bir sonrakine geçeceğim. Nasıl Devlet geçiliyor? Tiyatrosu şovu Dur bir yapamazsın saniye. Bir burada. dakika. İçkileri karıştırdığında ne olur? Ben hiç sevmem içkileri karıştıran Tamam. insanları. Adına Ya ne senin denir neyi sevip sevmediğinle ilgilenmiyorum ya. onun? Adına ne denir? Kokteyl. Tamam, işte bu biraz önceki kundaklamadaki iki kelime bir şey kokteyl. Molotov kokteyl. Teşekkürler. Bu suçtur mu Molotov Ama ne yapayım, o kokteyl çıktı. Bir dakika, gösterecektim de dur. Ha, bak, yasak bunlarım da, ama bunlardı. ya? Ya çok tatlısın. Şimdi yallah. Hayır, dur basma. Attım tabii ki. Ama bence anlatmayacak mı? Ha, ben ya. Bartu'ya mı? Abi tamam, anlatıyorsan. İbrahim var. İbrahim'i seçelim mi? Sen de onu Ben anlat. aşağı mı ineyim? Ha yok, burada kalayım. Tamam. Burada Ha. kal işte. Hani. Ama Tamam. telefonum aşağıda açıkta. Canlı yayında değilsin, açıktaysa da ne Tamam, olacak? izin Sadece üstüme yanında değil. gelmiyor ha. İbo uygun musun? J'ye bas diyeceğim de basma. Değilsen zaten iptal edersin. Ben de görebilirim. İbo görmesin yeter. Arkadaşlar tek derdimiz Survivor'da Ezgi mi daha iyi anlatıyor ben mi? Onu İbo. kanıtlamak. Ay, Balım, kaymak. Bartu'dan çok daha zeki ya. Kesinlikle keşke bana Eyvahlar. denk gelseydi. Bartu'nun tek sorunu kitap okumuyor. Yoksa Bartu iyi Çok çocuktu. iyi kalpmiş. Arkadaşlar bana Bartu'yu mu Tabii ki. gömeceksiniz? Biz reyting için her şey yaparız. Bunu unutma. 3 milyona oynuyoruz. 3 milyona mı? Evet. Doğru Hadi bak. insan o zaman. Acun Beni ilacı. başladığında saniye başlayacak. Şimdi başlama. İbo, nasılsın kuzum? İyi bayramlar. İyi bayramlar. Valla fena değilim. İdare ediyorum ya. Galiba Alıştık iyiyim. mı evde olmaya? Alışmak. Bıktım Yıldık. Ezgi, her gün konuştuğum bir insana bu soruyu sorman o kadar zor. Seyircilerimiz de bilsinler ya. Aynı hislerde olduğumuzu Nerede bilmiş insan olsunlar. var? Yani. Aynen. Evet. Hadi başlıyor. Hadi dinliyorum. Onu strese Sor. girdim zaten. Hadi. Aman. Bülent Ersoy ne takar? Yüzük. Bak. Takı. Küpe. Varmış. Takı. Şu Var. anda yanlış oldu. Ama takarla takı ayrı Abi, taklardır. orada Yani aslında bununla hayır. ilgili tartışabiliriz ama gerek Tek yok. Diğer programda kelimeye da geçeyim. öyleydi. Direkt Evet kırmızı evet. oluyordu. İkinci ay, sen kaybettin şu an. 1-0. Kaybedemem. Bir tane anlatayım Yok yok, bir çocuğa. tane Nazar değdi anlatayım. abi. Bu kadar geldim. Aa. Tamam o zaman. Ben anlatayım sana. Hayır, ne mi dans Ama bir edeceğiz? o bir ben değil mi? Bak, bu Evet. arkadaşlık düşmanlığa gider. Açar Tamam. mısın Ezgi? Başladık hadi. Amerikano nedir? Amerikano. Kahve. Hayır değil, başka. Bir de onun Ha, bir kağıt oyunu. kontenli olanı vardır. Kağıt oyunu. İskambil Evet, kağıt oyunu. onun içindeki şeyleri say, renkleri. Kırmızı, siyah. Hayır, yani renkler değil. Sinek, maça, karo, kupa. Bravo, teşekkürler. 3 Bildin mi? saniye sürdü. 3 saniye mi? Kupa. Ha, kupa. Kupayı böyle mi bildim abi? Bildi. Sus, niye çay diyemedim? Sana şey değil mi? Ezgi sitesinden çay, kupa. Müthiş. Ne oldu?
Kaç kaç oldu şimdi? Bir bir. Seyircilerden de alırız belki isteyen olursa. Ha evet olabilir. Bir eğlence bir olur bize de. Ben Avon, Eti, Brownie bir şey diyor muyum? Ne? Reklam almıyoruz. Reklam almıyoruz. Okey. Benim öyle bir problemim yoktu o yüzden dedim. Yok kuzum yok rahat ol. Olsa ben reklam zaten sana söylettiririm. Alttan mesaj atarım. En son silgi reklamı yaptım. Gördün işte. Yok Domino's bir Trendyol'a da bir dur dedik. Bu arada bizim yarın İngilizce dersimiz var. Aa evet. 6'da. Aynen. Tamam. Bu gereksiz bilgi sonra konuşuruz. Hayır unutmuştum. Teşekkür ederim. Hatırlatırsak çok memnun olurum. Ben de yarın öğlen muhtemelen sigara yakıp duvara bakıyor olacağım. Sigara içmiyoruz. İbocuğum. Mahvettin canlı yayında ne konuşman gerektiğini bunu. Ben içiyorum arkadaşlar. Stres. Vay işte bu. Ben zaten senin adına konuşmuştum paniklemiştim. Neyse iç. Allah uzun ömürler versin sigara kardeşim. Sigara öldürür ama ne olur dikkat et. Arkadaşlar. Biz de seni. Sigara paketlerini biliyorsun. Evet ağzını düşme. Benim aklıma o gelmedi ama. Anladın I seni. Love you. Ben de sizi çok seviyorum. Bye görüşürüz bye kuzum. Bay bay. Telefonum hala aşağıda açık. Evet. Alalım mı isteyen birisi varsa? Yoksa bizim seyircilerimizden no name birini alalım. Şunu mu alalım? Al sana ne olursun. Abi çok seviyorum. Berbat bir tip. Zilli'yi çok seviyorum. Bak bunu şimdi. Kapayabilir miyim? Kapat. Alıyorum. Bakalım kabul edecek mi bizi? Şimdi ben anlatacağım. Bak, Kerem kesin, Kanik var. Kesin üstünü başını bir şeyler yapıyor. Bak bak. Ezgi inanamıyorum. Ay inanamıyorum beni böyle yakalamanızda. Kızım hiç önemli değil her halinde güzelsin. Kızım bir avon rujun yok muydu bu kılığın? Ben sana yollayayım. Yüzümü dinlendiriyorum. Ne dinlenmesi? Bu yüzün dinlenmeye ihtiyacı olsa ben sana söylerdim zaten ya. Çok özür dilerim. Hiç sorun değil. Semra Hanım'ı bekliyorum Amerika'dan dönmesine. Çok güzelsin Melih'im. Kim Amerika'dan dönmesi? Kimi? Semra Duygu. Semra Hanım bekliyorum. İngiltere de Semra Hanım. Hala reklam İngiltere'de. Pardon onu karıştırmış. Ama cilt doktorumuz canım. Sağlıkla tamam, ilgili bir şey konuşuyoruz. Sana anlatıyorum tamam mı? Tamam dinliyorum. Bana bak aklını başına topla. Ben iyi anlatırım çünkü. Ben de iyi anlarım bu arada. Tamam hadi başlıyorum. Haberin yok mu? Geçiyor yıllar. Neylerden? Sözü şarkıyı söylüyorum. Nay 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 nay. Haberin yok mu? Geçiyor ya. Hayır, bu şarkıyı bilmiyorum. Allah eski cezanı vermesin. olur gün olur. Nedir o? Devran Dönü. Ay. Evet. Onun olduğu yer neresi? Yıl. Yani. Bir saniye. Onun defterine ne denir? Takvim. Teşekkürler. Ajanda. Tamam doğru söyledin takvim. Hala ajanda. Kızma bana. Şu şarkıyı da öğren Sezen Aksu'nun çok iyi bir şarkısıdır. Takvimlerden haberi. Ben bir anda şarkıya geçiyorum. Kızım berbattın. Meltem harikaydın. Aa. Çok ayıp Enes. Yok gayet iyiydi. Sana bir şey diyeyim mi? Yani küçük bir yallık senin hayatını kurtarabilir. Hala yüzüne bulursun. Bakıyor. Ay Meltem seni seviyoruz aşkım. Canım. Bir tane şey mi alsam kendime? Kese kağıdı. Yok gayet güzel. Kokonat filter da çok hadi iyi. Bay kokonat bay. Filter unutma. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz aşkım. Aa iyi hatırlattın Enes. Ne oldu? Filter yap. Tabii ki. Kokonat, yani. Kokonat yes. Bak şimdi değişme. Kokonat değil. Aa ben. Bu ne? Şu. Ha. Nasıl? Evet. Kim? Berkay. Kim? Kime? Berkay Enes. Berkay da burada. Berkay'ı anlatmak ister misin? Bak hadi aç. Berkay gel. Gel evet. Berkay. Uygun mu? Bebeği var. Konuşabilir mi? Konuşamazsa reddeder. Eski okay, bas tamam. Yani. Bir dakikasını alacak. Bizim kıracak Berkay. Okey. Açtım. Berkay'ın algısı gördüm, çok kapalıdır. İyi ki onunla yarışıyorsun. Lep demeden leblebi yanma. Tabii ki. Bağlanıyor. Tabii ki. Kaçırır mı? Buna rağmen bittiysen sen zaten yanman kül olmuşsun. Yanlış tondan girdim punk. Ha. Ben yakaladım bak çok gülüyorum sana Enis. O gözlerini neler ben anlıyorum seni. İnanılmaz şeyler yapıyor Ezgi. Neden nasıl ne yapıyor ki? Yılan. Ne yapıyor ki?
Ne yapıyorum? Söyle bana. Çırlıkım. Söyle. Abi çok komiksiniz. Bayılıyorum. Harika görünüyorsunuz. Ay, senin gözlerin renkli. Sağ ol aşkım. Hadi bakalım gelecek misin? Anlatıyor sana. Anlat bakayım. Belki çocuk şimdi açmıştır, biliyor mu? Biliyor, tamam. Anladım. Biliyorum herhalde. İzliyorum sizi. Tamam. Sen bunu çok kullanırsın. Bir yere beni götürüyorsun mesela. Ben halledeceğim ama neyle? Neyle halledersin sen onu? Bilmiyorum, neyle hallederim. Utanma, söyle. Neyle? Çünkü aklına başka bir şey gelmiş. Sen utanmıyorsun. Aklına ne gelmiş olabilir? Bana bir şey ısmarlıyorsun. Neyle ısmarlıyorsun canım benim? Para. O yanında yokmuş mesela. Kredi kartı. Teşekkürler. Bravo. Ne düşündün? Bir dakika, ne düşündün? Kanka, ne düşündün? O tilkiler ne dedi birbirlerine? Söylesene bize. Paylaşmış bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben onu söyleyemem şu an, yayındayız. Tamam, bana mesaj at. Tamam. Hadi öpüyorum, bay bay. Bay bay kızım, bay bay. Bay bay. Şu anda 2-2. Evet. 2-2. 10'da bitsin. 10 mu? Ezgi 10 sabah. 5, 5. 5'te bitsin. 20 dakika sonra canlı yayınımız bitiyor. Doğru söylüyorsun. Bayağıdır buradayız. 5'te bitsin o zaman. Evet, bir tane kim? Ben kendime arkadaşım olmayan birini alacağım. Senin ciğerci gibi var. Allah korusun. Hayır canım, benim seyircilerim güzellerdir. Niye senin ciğercin değil? O hayır değil. Hayır, denk gelmez ya. O milyonda bir denk gelir. Herkes canlı yayın. Anlamıma. Bitiş. Tamam, basma şu, ama. Şu. Hayır. Niye istemedin? Ya olmaz şimdi. İsteyeyim mi? Aa dur ya. Sen kafana göre seç. Hayır, artık hayır. Ben karışmam. Tamam hadi. Dur. O zaman şunu alacağım. Seyirci şunu alacağım. Okey mi? Hadi. Evet. Hadi basıyorum. Bakalım uygun mu? Bugs Bunny geliyor arkadaşlar. Ne haber Cinem? Ya da gelmiyor, bilmiyorum. Uygun mu? Geliyor bak. Vallahi aa, geldi. Bak geliyor. Bize bir kere ne haber canım desene, ne olursun. Ne olur lütfen. Ne? Ne haber canım desene. Ya Allah aşkına. Ne olur? Arkadaşlar bu manyak herif yıllarca bizim izlediğimiz o Bugs Bunny'nin sesiydi. O yüzden. Ne haber canım? Aa! Sana anlatacağım, ben anlatacağım, tamam mı? Sen bu konuda bayağı iyisindir. Bir dakika, ne anlatıyorsunuz? Yani neyi bulacağım? Kelimeyi mi? Ha, tabii, bizi tabii. Şimdi izlemek. Şimdi açtım ya, var. Şimdi açtım. Kusura bakma, o zaman atsana. Bildirimlerini sana. Açacaksın, canlı yayınımız başladığı anda başlayacaksın izlemeye. Karantinadayız, bahane yok. Anneme yardım ediyordum, maske yardımı yapıyordum. Ay maskeler, oh. Çok iyi Serkan ya. Evet ya, yani inanılmaz yardıma ihtiyacı var. Abi çok güzel. Arkadaşlar Serkan annesi çok iyi bir tasarımcı. İç miyim abi, değil mi? Doğru söylüyorum Figen. Aynen, tasarımcı. Ve bir maskeler tasarlıyor, ama kadın, inanamazsın. Yani iç mimar da elinden gelmeyen bir iş yok yani. Oo, canım bayağı, Figen'im. Evet, ellerinden öpüyoruz. Bayramınız kutlu olsun Figen ablacığım. Hem story'imde var. Figen ablacığımız. Çok sağ olun. Hadi anlatsın. Başlıyorum. Ya tabu işte Serkan, daha niye soruyorsun? Yasaklı kelimeler var. O takip edecek. Ben de sana anlatacağım, tamam mı? Tamam, tamam. Abi bana yine bu ne ya? Abi, çok bu iyi. Bu ne? Çok iyi. Okey, tamam. Senin soyadın ne? Altun. Onun ötekisi nedir? Orak. Hayır. Yani onun... Altun gümüş. Hayır, hayır. Bronz aşkım. Sus be. O ilk başlayan... Soyadındaki yerin rakam olanı ne? 6. Evet, tamam. Peki yüzüğü neremize takarız? Parmak, 6 parmak. Evet, teşekkürler. Seni seviyorum ya. Ben de seni canım ya. Sen anlatma, senin gözlerin konuşsun. O ama yanındaki yılan, o yanındaki yılan bana hiçbir şey anlatamazdı. O ne demek ya? Çok iyi anlattın ve çok yani iyi. Yani sen de gözlerin konuşsun demek istiyorum. Sen daha iyi anlarsın. Gözleri konuşuyor. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus da gör. Bana bak, o filtre mi, lens mi? Lens. Doğalım. Selma teyze official ne oluyor? Abi niye bana olmuyor lan? Enis gözlerini küçük bir operasyon yaptırdı. Senen gibi bir rengini açtırdım. Görüşürüz Serkan, buralara girmesem. I love you. Size. Hadi bay bay. Bay bay aşkım. Şu anda 3-2'yiz. Sıra sende. Kimi istersin? En kaliteli ve en zekisini. Ben Nisa fanlarından birini alayım mı? Arkadaşlar müthiş bir tip. Müthiş bir tip. Ben sonra Nisa fanlarından birini alacağım, hadi.
Sen de cam ağacından birini alsana. Aa, olur. Ses eden olursa direkt alırım. Senin gizlinin yeri. Arkadaşlar hemen gidip bunu sürüyorsun. Cansın ben beklerim. Gerçekten ay bizi sürdüğümü izlerken herkes rujunu sürsün. Ay ben bir sonrakinde moda ve sosyeteyi alacağım. Ne olur gelsin. Henüz kaşlarım falan da çok kötü, özür dilerim. Hiç önemli değil, affederiz. Bugün güzel güzel saçların bu... yeri. Evet dinliyorum. Hazır mısın? Cansın Şener, evet, hangi dizide oynuyordu Cansın? Böyle sunucular vardır ya, bilmezler ama arkadaşlar oynamak ister. Fox evet. TV'de öğretmen dizisinde oynuyor öğretmen. Cansın Şener. Evet. Takip edelim arkadaşlar. İnşallah. Başlıyoruz. Başlasın. Başladık. Of, çok iyi. Böyle bir kelime ben hayatımda duymadım. İşte anlatacaksın çünkü geçemiyorsun. Derin değil. Derin değil. Bravo. Ona bir şey daha ekleyeceksin. Sıcak değil ama şey, bu yakmıyor, iyi dersin. Hani ılık. Evet. Şimdi onun başına onun şeyini ekle. Sığ cepteydi. Sığ. Evet. Ne? Sığlık. Sığlık. Ay ılık diye bir şey seçmedik. Sığlık ne? Ha, sonunu kes. Sonunu kes. Sığlık. Sığl. Sığ değil mi? Sığ. Sığ ne? O ne be? Aslında. Sihir'in kardeşi. Evet. Çünkü söylenmeyecek olan kelimelerde de şu var. Arkadaşlar. Sivilce, ayak. Aa, bu sihirde evet. De biz ığ diye mi? Yo, ığ yaz. Sihir, ığ diye bir şey bilmiyorum ben. Neyse, Allah hiçbir yerinde sihir çıkarmasın Cansın'ım. Öpüyorum. Amin. Şu halime bak ya. Ay çok güzelsin. Hiç önemli değil. Olsun. Öğretmeni bana. O zaman arkadaşlar. Öğretmen Fox TV'de Cansın Şener. Benim bakayım moda ve sosyeten burada mı ya? Kesin ya, gelmez ha. Gelir mi? Canan var ama ben moda ve sosyeteyi anlatmak moda istiyorum. Moda ve sosyete geliyor ya. O tam bir gizli komik, biliyor musun? Bak Allah seni kahretmesin. Neden buraya tıklanmıyor Enes? Moda ve sosyete bana çok tatlı bir jest yaptı. Bunu söyleyemeyeceğim hiçbir zaman ama o tatlılığını da unutmayacağım. Bana söylediğin şey mi? Sen bana söyledin. Ben fark etmemiştim hatta. Benle ilgili bir tatlı şey var. Evet, onu sen bana gösterdin. Fark etti. Ben korkumdan dolayı durumla ilgilenmemiştim moda ve sosyete. Tatlılığından dolayı gözlerinden öperim. Hakikaten çok zarif bir hareket ama. Ay inanamıyorum, geldim. Geldim, buradayım. Bir dakika. Madem siz yapıyorsunuz, ben de filtre yapacağım. Hadi hemen yap. Güzel. Gayet mis. Güzel. Süper. Şöyle bir Mili, parlıyorum. Hazır mısın? İyi bayramlar. Hazırım. Evet, hazırım. Hadi başlıyorum. Hani hani dünyanın en basit şeyi. Evet, öyle de. Yurt dışına giderken en çok ne götürürüz mesela yabancı birilerine? Lokum, lokum. Teşekkür ederim. Aynen öyle. Bu kadar. Lokum gibi kadın. Enis neydi o diyeceğin? Diyecek kim? Evet, bir şey dedin ya demin. Bana bir jest yaptı dedin. Neydi ha. O? Ha, onu sana sonra özel. Biz geçen gün fark ettik. Ya. Evet, evet, aynen. Benle ilgili bir tatlışlığım var. Seninle ilgili konuştuğumuz bir konu vardı. Mesajlaştığımız, hatırlıyor musun? Evet. Bir sormuştum, ister misin diye. Evet. Onunla ilgili bir yorumunu ben çok sonra Ezgi gösterdi, o yüzden. Ay mesajını. Canımsın. Mesajını diyeyim. Anlatırım sana, çok uzun tamam, hikaye. Tamam, tamam. Seni seviyoruz, iyi bayramlar. Öptüm. Size de. Bay bay. Selamlar, hoşçakal. Şimdi kaç olduk? Biz başa baş gidiyoruz ya. İşte bir yerde. Biri patlayacak. Kafası diyorsun. Çalışmayan bir arkadaşımız. Aha. Bir şey söyleyeceğim. Kafası çalışmayan değil. Bir tane de objektif olalım diye ikimiz de tanımadığımız birini çağıralım. Tamam. Ne dersin? Olur. Bu da son olsun. Ya berabere bitecek ya da birimiz kazanacağız. Okay. Tamam. Hadi kusur. Bunlar sorularmış. Seyircilerimizden isteyen var mıdır? Şu anda ilk J yapan Yaprak Bahar var. Ben ona tıklıyorum. Hadi bakayım. Ben Yaprak'ı anlatayım. Bu ses ne ya? Bir yerden geliyor mu?